Öncelikle yayınımıza katıldığınız için teşekkür ederek başlamak istiyorum. Bugün iki ülke ilişkilerindeki belki de en sıcak başlıklardan biri Biden'ın Jeff Flake'i Amerika'nın Ankara Büyükelçiliği görevine aday göstermesi oldu. Siz bu tercihi nasıl yorumluyorsunuz? Teşekkürler. Çok ilginç bir tercih. Herhalde dinleyicilerimiz biliyorlardır. Amerika dışişlerinde garip bir sistem var. Aşağı yukarı sanıyorum büyükelçilerin üçte biri kadarı başkan tarafından bu dışişleri bürokrasisinin dışından insanlar arasından seçiliyor. Bu genellikle daha böyle görülür Çin'di, Japonya, Almanya, İngiltere vesaire gibi ülkelerdeki büyükelçiler oluyor. Ve bu insanların bir kısmı bu gittikleri yerlerde bir şekilde bir tecrübeleri, bilgileri olan insanlar. Daha bir kısmı da kampanyada, işte başkanın kampanyasına bağışta bulunan iş adamları vesaire. Bu garip bir sistem. Şöyle bir etkisi oluyor bunun. Özellikle bu Jeff Flake gibi tanınan insanlar böyle bir pozisyona atandıklarında tabii herkesin ilgisini çekiyor ve onların büyükelçi olarak çalışacakları ülkenin durumu da bir şekilde bir aniden bir gündeme geliyor. O bakımdan ilginç. Benim bildiğim kadarıyla son Türkiye büyükelçilerinde benim bildiğim hemen hemen hepsi bürokrasisinin içinden gelen tecrübeli insanlardı. Bu ilk defa böyle bir atama var Türkiye'ye. Sanıyorum Türkiye için, bu Türkiye'nin Amerikan ilişkileri içinde yeni bir düzeye, daha görülür bir yere gelmesine yardımcı olacak. Bir sanıyorum bunun bir diğer yönü de Biden'ın Trump'tan farklı bir dış politika izlemekteki kararlılığının bir başka göstergesi bu. Flake daha senatörken Trump'a çok sesli bir şekilde muhalefetini ortaya koymuş birisi ve bundan hiç bunu değiştirmedi ve hatta senatö seçimlerine de katılmadı 2018 yılında. O bakımdan hem Biden kendisine bir belki bir borçlu hissediyor kendisini, fakat aynı zamanda da Trump'ın çok büyük bilinen, tanınan bir eleştirmenini böyle bir yere getirmesi de bence ilginç. Bir yandan da yabancı askerlerin Afganistan'dan çekilme süreci devam ediyor. Kabil Havaalanı'nın güvenliğinin sağlanması konusunda Amerika ile Türkiye arasındaki görüşmeler sürüyor. İki ülke ilişkilerinin düzelmesi için bir fırsat olarak gören uzmanlar var. Siz bu görüşlere katılıyor musunuz? Tabii bir yandan da Afganistan'ın %85'ini kontrol altına aldığını açıklayan bir Taliban var ve Taliban'ın Türkiye ile ilgili açıklamalarını nasıl yorumlamak lazım? Evet, Türkiye için riskli bir karar bu bence. Çünkü Türkiye'nin komşusu değil tabii, sınırlar ötesi bir faaliyet olacak Türkiye için. Fakat genel görüş, bu konuları izleyenler arasındaki genel görüş, Türkiye'nin Amerika ile ilişkilerini biraz daha iyileştirmek, geçmişte yaşanan sorunları biraz çözmeye çalışmak istediği ve Kabil Havaalanı'nda bir şekilde bir güvenlik unsuru olarak Türk askerlerini yollamanın da bunun bir parçası olduğu şeklinde. Tabii bunun çok iyi düşünmesi lazım, çünkü Türkiye tek başına böyle bir işe girişirse çok bir hedef haline gelecek Taliban için. Gerek komşu ülkelerle, Pakistan olsun, Rusya olsun, o ülkelerle yakın bir temas halinde yapılması gerekli bunun ve Türkiye Türk askerlerinin de güvenliğinin sağlanması gerekiyor. Fakat genel çerçevede haklısınız. Bu görünüşe göre Türkiye'nin Amerika ile olan ilişkilerini biraz düzeltmeye çalışmasının bir göstergesi bence. İki ülke arasında gerilim yaratan birçok başlık var. S-400, F-35 ve çok daha fazlası. Sizce bu krizler aşılabilecek midir? Bu konuda bir umut var mı? Biraz ben son birkaç aydır biraz daha umutluyum bu konularda. Şu nedenle Türkiye sanıyorum Biden'la beraber, Biden bir çok açık bir mesajı var. Çok fazla Orta Doğu'da çok büyük bir kriz olmadığı sürece çok aktif bir rol oynamak istemiyor Amerika.
Bu tabii yerel aktörlere bir yer açıyor. Türkiye bunlardan bir tanesi. Tabii bunun getirdiği bir takım gelişmeler var. İşte Saudi Arabistan'la İran konuşmaya başladı mesela. Mısır Cumhurbaşkanı bu son İsrail olaylarında çok aktif bir rol oynadı. Yani yeni bir biçime giriyor Ortadoğu ilişkileri. Sanıyorum Türkiye bunun dışında kalmak istemeyecek. Bunun dışında kalmak istememenin bir yolu da daha işte bu ilişkiler, komşularla olan ilişkileri düzeltmek, daha yapıcı bir rol oynamak şeklinde. Bunun birisi de tabii bu S-400 krizi. Bir şekilde bunun aşılması gerekiyor. Sanıyorum bir çözüm bulunacak tahmin ediyorum. Çünkü çok açık ki Rusya'dan ziyade Türkiye'nin hala ilişkilerinin, çıkarlarının büyük bir kısmı Amerika'yla olan ilişkilerine bağlı. Sanmıyorum bu, özellikle bu Biden yönetiminde Türkiye'nin Amerika'yı daha uzaklaştıracak, itecek siyaset izleyeceğini sanmıyorum. Bu noktada bir önceki ABD Başkanı Donald Trump'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yakın ilişkilerini hatırlamak gerekir belki de. Türk-Amerikan ilişkilerine de damgasını bu ilişki vurmuştu. Biden yönetimi henüz ilk aylarında, iki ülke ilişkileri açısından neler değiştirdi bu yönetim değişikliği? Çok önemli bir değişiklik. Bu sırf Ortadoğu veya Türkiye değil. Genel dış işlerinde Biden'da yeniden, çok da eskide tabii, bu yeni şimdi ama Amerika'nın çok eskiden takip ettiği kurumlara bağlı, kurumlar içindeki uzmanlara bağlı, süreçler içinde gelişen bir dış ilişki söz konusu. Yani bu Trump'ın daha çok kendi kişisel ilişkileri, çeşitli liderlerle olan kişisel ilişkileriyle belirlenen dış politikadan ziyade bu kurumlar içindeki süreçlere bağlı bir politika ortaya çıkıyor. Bu tabii Türkiye için de önemli, bütün ülkeler için önemli. Bu bence daha tabii uzun dönemde daha sağlıklı bir yaklaşım. Çünkü öbür türlü çok bilinmeyen, beklenmeyen bir takım olaylar birdenbire kontrolden çıkabiliyordu. Trump zamanında çok iyi biliniyor. Dışişlerinin, bürokrasisinin bir çok önemli pozisyonları boş bırakıldı, tayin yapılmadı. Oradan biz daha böyle bir, ne bileyim, daha sistematik bir yaklaşım görüyoruz şimdi Biden'da. Bence bu da olumlu bir gelişme. Peki Erdoğan ve Biden ilk telefon görüşmesini Biden görevi devraldıktan aylar sonra gerçekleştirdi. Daha sonra da NATO zirvesi kapsamında bir araya geldi iki lider. Sizce bu görüşmenin zamanlamasını nasıl yorumlamak lazım? Gecikmiş bir görüşme miydi? Biraz, fakat Amerika'nın içinden baktığımızda bu olaya şu anda çok hemen hemen büyük bir biçimde, yani Amerika kendi iç sorunlarına odaklanmış vaziyette. Hem işte bu pandeminin çözülmesi, ekonomik kriz, bunlar çok önemli. Bir de tabii bu seçim sistemindeki değişiklikler, krizler, bu devamlı gelişen bir sorunlar silsilesi Amerika'nın içinde. Biden çok kararlı bir şekilde geldi iş başına. Bunlar en önemli bakmak istediği, üzerinde durmak istediği konular iç konular. Dış konularda Çin çok büyük bir odak noktası. Amerikan-Çin ilişkileri çok belirleyecek hem Amerika'nın dünyadaki durumunu hem uluslararası, genel uluslararası ilişkileri. Onların dışındaki bölgesel gelişimler, olayları da işte NATO gibi, Avrupa topluluğu gibi uluslararası kurumları yeniden güçlendirerek onlar aracılığıyla yaklaşmak istiyor. Yani kişisel ilişkilerden ziyade o kurumların içinden yaklaşmak istiyor. Türkiye de öyle bir yere oturuyor bence. Öyle mesajı, yani bu gecikme olayını, konuşmanın gecikmesini biraz öyle anlamak lazım. Bu bir, dediğim gibi, önümüzdeki 5-10 yıl içinde dünyada ne olacak, ne önemlidir bu konularda, daha çok Asya'ya, Çin'e odaklı bir dış işleri var.
Başkan Joe Biden'ın 1915 olaylarını soykırım olarak nitelendirmesi iki ülke ilişkilerinde bir kırılma noktası oluşturdu mu sizce? Pek değil. Çok bu özel, yani Amerika'nın iç siyasetiyle ilgili bir gelişme. Ne oldu? Bu genellikle son birkaç yıldır Türkiye'nin izlediği, özellikle Rusya ile ilişkili politikaları, Suriye'nin kuzeyindeki politikaları, Amerikan senatosunda geleneksel olarak Türkiye'yi destekleyen siyasetçilerin çoğunu biraz Türkiye'den soğuttu. Yani onlar eskiden olduğu gibi böyle bir karara karşı çıkmakta kendilerini çok kolay, rahat hissetmediler. O nedenle biraz onun bir sorunu bence bu, onun bir sonucu. Fakat sanmıyorum bunun büyük bir kriz olacağını. Türkiye'de bunu büyük bir kriz haline getirmedi. O nedenle sanıyorum bu, dediğim gibi, biraz iç politika ile Amerikan iç politikası ile ilgili ve öyle görmek gerekiyor. Washington Üniversitesi Jackson Uluslararası Araştırmalar Okulu Direktörü Profesör Reşat Kasaba, yayınımıza katıldığınız ve görüşlerinizi paylaştığınız için teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim.